arkadaşlar. Bugün kaba işlemedeki özelliklerden bir tanesini göstereceğim. İf ucu olarak düşünebilirsiniz. Diyelim ki şöyle bir takımımız var. 52 R6 Bu tip takımlar bildiğiniz gibi takma uçlu oluyor. Ve takma uçlarımız şu bölgelerde olduğu için orta kısımda da belli bir derinlikten sonra tutucunun kendisi başlıyor. Fakat bu tip takımlı kaba işleme yaparken şu bölgede çok büyük ihtimalle tutucunun ve takımın buradaki geometrisinden dolayı takım kendini gezecek alan bulamadığı için, mesela şu büyük cepteki gibi bir alan olmadığı için çok dar olduğu için orta kısmı takımın kesmeden sanki matkap gibi neredeyse burada aşağıya doğru indiği için belli bir yerden sonra tutucuya şurada çarpacak ve dolayısıyla burada e, takım oraya oturacak burada işleme yapmanız mümkün olmayacak. Her ne kadar buradaki alanın genişliği takımınızdan büyük olsa dahi. Normalde NX'in kendi içindeki bir özellik zaten bunu aslında engelliyor. Fakat bazen takım geometrisinden dolayı oradaki değeri değiştirmemiz gerekebilir. Şimdi ben oradaki değeri sıfırladım ve şuraya baktığınız zaman şimdi yavaş yavaş şöyle mesela buraya gelsin. Fakat buraya geldiğinde bakın çok az hareket yapabiliyor. Çok az dolaşabiliyor ve dolayısıyla orta alanı tam temizleyemeyeceği için takımın alt taraftan e, gövdesi buraya oturacak. Burada bu komutun yeri nerede? Önce oraya bakalım. Gidelim. Cavity millin içinde Engage. Engage'in içinde de şurada gördüğünüz gibi zaten buradaki görüntü her şeyi anlatıyor. Minimum Ramp Length. Yani bu takım için takım çapının yüzdesi olarak şurada e, bir değer verilebilir. Birincisi bu. Yani rampalama yapacağı yer rampalayarak gideceği yerin genişliğini burada veriyoruz. Mesela şurada işte %20 dedim. Generate dedim. Bakın sadece ufacık bir yer yapabildi. Daha aşağısına inmedi. Yani rampalayacağı mesafe takım çapının %20'sinden daha geniş Nasıl anlatalım? Daha küçükse buraya e, girmiyor. Yani buraya 0 dersem ancak buraya girer. Mesela 10 diyelim. Bakın aşağıya kadar girebildi. 0 dediğim zaman zaten girebiliyor. Yani buranın genişliği 60, takımımız 52. Arada kalan mesafeye göre burada bir e, hesaplama yapmanız yeterli. Normalde burası zaten 70 gelir. Dolayısıyla aslında çok fazla bir yere sokmaz. Bir de şöyle bir alanımız var. <laughs> burada rampalı giriş olarak dedik. Belki düz engage ile soktunuz, hani e, plunge gibi gireceği zaman oraya etkilemeyecek. Bu helisel rampalamadaki genişlik. Şurası. Minimum ka kapalı alanlarda minimum ramp length e, rampala. Burada işte helisel rampalıyıysanız, plunge giriyorsan etkilemez. <laughs> burada bu komutun aslında ana anlatılması gereken özelliği şurası. Small Closed Areas, Ignore veya Cut. Yani şuraya baktığınız zaman zaten iki tane küçük cep var. Bir de geniş bir alan var. Ama Ignore dedim. Bakın sağdaki daireselce bir işlemedi. Diğerinde yine gezmesine müsaade edecek bir uzunlamasına bir alan olduğu için orayı yaptı. Burada da alanın boyutu. Takım çapından ne kadar büyük olduğunu burada belirliyorsunuz. Mesela rampa alanına gidelim. Şuradan engage bunu sıfır yaptım. Şuraya geldim. Tekrar stratejide small area avoidance mesela generate dedim. Bakın ignore. Cut iki tarafı da kesti. Engage'deki o rampalama kısmını kapattım. Şu an işliyor. Küçük alanlar şu an kesilsin dediğim için iki tarafı da kesti. Ignore dedim. Alan genişliği takımın çapının yüzünden küçükse. Mesela 52 2 ile çarptım %200 olduğu için 104. Şuralar 104'ten geniş olduğu için buraya giriyor. Ama burası 104'ten daha dar olduğu için buraya girmedi. Mesela burada işte yüzde yüz diyelim. Bakın işledi. Çünkü yüzde yüzünden büyük burası. Takım 52, burası 52 değil, burası 60. Dolayısıyla giriyor. Ama yüzde 120 diyelim. Bakın şöyle 125 dedim. Sadece ufak bir yerini işledi. %150. Yani takım yuvarlak konuşalım. Takım 50'likse yüzde %150. bir 1.5 ile çarpın 75. 75 mm genişliği, yani ne, ne kadar geniş burada dikdörtgen yerine formlu olduğunu düşünün. Öyle bir alanın içine girmeyecektir. Bu formlu bir alanın içinde bir yerde de olabilir. Buraya bunu sokmadan takımımızı koruyarak kaba işlemenizi yapabilirsiniz.